Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Önce bir alkışları duyalım. Duyalım. Tamam. Sakin olun. Teşekkür ediyorum bu alkışlar için. Siz yollamış gibi oldunuz. Öyle söyleyeyim. Neden alkış yaptırdım kendime? Onun sebebini de söylemiş olayım. Biliyorsunuz ben her ay bir tane tıraş videosu giriyordum ama Kasım ayından itibaren iki tane yapmayı planlıyorum her ay için. Ayda ortalama 5 ile 6 video giriyorum ben. Bir tanesi tıraş videosu oluyordu. Diğerleri işte teknolojiyle ilgili falan filan oluyordu. Biliyorsunuz ben teknolojiyle ilgili birisiyim ama tıraş videoda ilgi görüyor. Sizden de bayağı talep geliyor. Ben de dedim ki bu talebi kırmayayım bari. Ve sayıyı arttırdım dedim çünkü çok talep var. Şimdi şuradan bir yerden çıkartayım ben. Sağdan mı soldan mı? Tam ekran koyayım şimdi. Bugüne kadar yani son 3-4 aydır videolarıma gelen yorumlardan bu ürünleri istemişsiniz. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Bu ürünleri de ben zamanla alacağımı söylemiştim. Şimdi bir tanesini aldım. Geçtiğimiz günlerde bir okuyucumuz, takipçimiz, izleyicim benim bir tane şunu linkini vermişti bana. Hatta linkli atmış sağ olsun Amazon.com'dan. Şu ürün Wilkinson Sword'un Extreme 3 Sensitive isimli ürünü. Bu kullanat tarzında bir tıraş bıçağı. Bir de bunun böyle bir paketi vardı. Yani şu ikisi beraber aldım daha doğrusu onu da söylemiş olayım. 24 liraya. Burada köpüğü var. Bu da herhalde. Evet. Bu da Extreme Protection diyor. Yok. Bunda şey yok. Sensitive değil. Bu normal. Standart bir köpük. Bu sensitive. Sensitive biliyorsunuz daha böyle hassas yüzler için kullanabileceğimiz bir tıraş bıçağı türü. Farklı markaların da var. Böyle sensitive başlığı altında sattı. Bunda 8 tane var bıçak. Şöyle görüyorsunuz. 4'ü burada. 4'ü de şurada. Göstermiş olayım. Köpüğüyle beraber 24 liraya aldım. Oldukça da iyi bir fiyat onu söyleyeyim. Kullanat tarzında bıçak bu ve bunun bıçaklarının olduğu kısım da esniyormuş. Şurada şöyle bir işaret var görüyorsunuz muhtemelen. Şöyle göstermiş olayım. Burada bıçakları da esniyormuş. Bakalım göreceğiz şimdi nasıl olacağını. 30 derecede kafası esniyor diyor. Şurada da o yazıyor. Pivot dediğimiz şu hareketi yapıyormuş. Falan filan. Inter Milan 3 bıçak bu. Extreme 3 oradan geliyor. 3 bıçaklı bir ürün. Şöyle açalım kutumuzu. Bunları da alıyoruz. Söylediğim gibi ben bunu kendi paramla alıyorum bu arada. Yanlış anlaşılma olmasın. Yani Amazon.com'dan aldım bunu. Şöyle çıkartalım bir tanesini. Bunun bayağı da büyükmüş yalnız bu arada. Heh, çıkarttık. Ürün bu. Şöyle. Bakayım. Şurası nasıl esneyecekse artık anlamadım. Çıkarttık şimdi. 3 bıçak var. Üst kısmında da gördüğünüz gibi bir kayganlaştırıcı zemin var. Şöyle basalım bakalım. Ha evet ya bakın oynuyor. Görüyorsunuz şu anda. Böyle içeri doğru oynuyor. Buradaki 3 tane hatta 4 tane engelle bariyerde daha fazla içeri oynuyor. Kırılmasını muhtemelen engel oluyor. Böyle içeri doğru oynuyor. Bunun ne faydası olacak göreceğiz. Bunun dışında sapı filan standart plastik bir şey. Rengi falan da fena değil. Böyle güzel gibi geldi bana. Şimdi biraz yüzümü ıslatayım. Daha sonra köpüğü sürüp burada Arko sabun falan kullanmayacağım. Normalde kullanıyorum ama en azından bu Wilkinson'un köpüğünü de bir test etmiş olalım. O köpükle beraber bakalım nasıl sonuç alacak. Şimdi önce bir yüzümü yıkayayım ben. Evet şimdi yüzümü yıkadım. Gördüğünüz gibi şöyle yandan çevireyim. Bir de bu tarafa çevireyim. Köpüğümüzü açtık. Köpüğümüz böyle. Wilkinson'un köpüğünü bir açalım bakalım elimize. Heh. Köpüğümüzü de sıktık. Şöyle... Yayalım yüzümüze. Bu arada önümüzdeki aylarda böyle bir arkadaş önerdi sağ olsun beni YouTube'dan bulmuş. Sonra yazıştık kendisiyle. Böyle klasik tarzda makinelerle tıraş oluyorlar. Kendi sitesi falan da var hatta. Onun önerdiği bir iki tane ürün var. Onları alıp onlarla da testler yapacağım arkadaşlar. Bunlar birazcık deneyim arkadaşlar videosu. Ben hani tıraş uzmanı falan olduğumu iddia etmiyorum bu arada onu söyleyeyim. Çok fazla yapan yok. YouTube'da falan bakıyorum ben çok fazla yok. Bir iki kişi var böyle ama böyle gidip bir şey alıp sürekli bir çekim yapan, sürekli deneyimlerini aktaran yok. Bu arada genelde de iyi sonuç alıyorum bu ürünlerden. Böyle istisnai birkaç tane oldu. Mens diye bir şey vardı biliyorsunuz. Mens sistem. Bu biraz kötü çıktı mesela. Onu söyledik zaten kötü çıktığında. Onun dışında genelde güzel çıkıyor sonuçlar. Şimdi başlayalım tıraşımıza. Bu arada telefonla çekiyorum bu videoyu ve ekrana bakarak tıraş olacağım. Biraz zor olabiliyor. Fena değil. İlk hissiyat fena değil. Bu arada soğuk suyla saç sakallarımı her seferinde de böyle yapıyorum. Çok sıcak su kullanmamaya çalışıyorum.
Neden diyeceksiniz? Bıçağın soğuk suda zordur yani tıraş olmak. Bıçağın kalitesini daha iyi görmek için. Yoksa sıcak suda bıçaklar çoğu iyi sonuç verir diye düşünüyorum. Evet. Fena değil. Burada köpük de güzel. Tabii onu size aktaramıyorum ama hoş bir kokusu da var. Böyle yani nane mi desem de nane değil ama benzer bir şey. Okaliptüs falan gibi bir kokusu da var böyle. Öte yandan tıkanma falan da olmadı bu ana kadar en azından. Yıkadığım zaman su hemen akıyor. Onu da belirtmiş olayım. Şu mesele de güzelmiş. Gördüğünüz gibi tıraş oldum. Fena değil. Çok hafif bir yanma hissiyatı var. Şuralarda ufak tefek kesikler oldu. O da biraz şeye bağlıyorum açıkçası. Biraz daha yakından bakayım. Evet, bayağı bir kesmiş yalnız. Birazcık kesik var. O yüzden dikkatli tıraş olmakta fayda var arkadaşlar. Yüzümü bir yıkayayım isterseniz. Ve şimdi yüzümü de kuruladım. Gördüğünüz gibi şurada bir kesik var. Açıkçası biraz da yanma hissiyatı var yüzümde. O bakımdan Wilkinson'ın bu ekstrem 3 sensitive'i çok başarılı gelmedi bana. Ama dedim ki ben soğuk suyla deniyorum. Biraz daha dikkatli ve sıcak suyla yaparsam belki bu kadar sıkıntı olmazdı diye düşünüyorum. Ama kesmesi biraz hoş olmamış, onu söyleyeyim. Ama biraz dikkat ederseniz çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Özellikle sıcak suyla iyi sonuçlar vereceğini tahmin ediyorum. Bir de fiyatı da makul yani. 24 TL'ye aldım. Köpüğü de yanında. 8 tane bıçak var. Bunlar kullanat bıçaklar. Hani bir kere değil, 3 kere falan rahat kullanırsınız bunları. 3 kere kullansanız yani tanesi 24 lira. Hadi köpüğü hiç saymayayım ben. 24 lira diyelim tamamına bile. 3 liraya geliyor tanesi. Yine tıraş 1 liraya gelmiş oluyor. Kaba bir hesapla köpüğü saymadan bile konuştuğumda 1 liraya geliyor. Bence güzel bir rakam. Alınabilir mi? Alınabilir. Daha küçük paketler alın bir deneyin derim ben. Ama yani sıcak suyla deneyin. Benim gibi soğuk suyla yapmayın sakın. Biraz kesiyor ve hafif de bir yanık hissiyatı var. Yani yanıyor yani yüzüm şu anda. Diğer bıçaklarla mesela farklı markalarla jilette falan bu kadar yanmıyor benim yüzüm. En azından onu söyleyebilirim. Ama dediğim gibi sıcak su önemli. Sıcak suyla yumuşatır önce sakalları. Ondan sonra tıraş olursanız muhtemelen bunlar da daha iyi sonuç verecektir. Benim bu tıraşım çok referans olmasın size. Onu da söylemiş olayım. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda Wilkinson'ın Extreme 3 Sensitive modelini inceledik. Aynı zamanda böyle bir köpüğü de vardı. Kutusundan çıkan bu köpüğünü de değerlendirmiş olduk. Köpük de fena değil. Güzel işte köpük yani. Yani böyle bir inanılmaz bir şey değil. İşini yapıyor. Onun dışında güzel. O hissiyatı falan da fena değil. Bıçak da güzel. Öyle söyleyeyim. Ama bir tık daha iyi kesebilirdi bence sanki. Biraz böyle hani şey aldı. Şuradan dokunuyorum mesela. Biraz böyle hatır almış durumda. Bir 3-4 tane alır denersiniz. Beğenmezseniz, kullanmazsanız size kalmış bir şey. Söylediğim gibi önümüzdeki birkaç ay boyunca her ay 2 tane tıraş videosu gelecek. Diğer videolarım ise teknolojiyle alakalı olacak. Çok ilgi gördüğü için sayıyı bir tık daha arttırdım. 2 katına çıkarmış oldum. 1'de 2'ye çıkardım. Tıraş videoları için söylüyorum bunu. İncelememi istediğiniz tıraş makinesi olursa bu videonun altına veya diğer tıraş videolarımın altına yorum olarak yazarsanız hepsini not alıyorum. Zamanı geldiğinde, imkanım olduğunda, ulaşabildiğimde satın alıp, burası çok önemli, satın alıyorum hepsini ben. Satın alıp bu videoları çekmeye devam edeceğim. Sizin bana sunduğunuz destek de bu konuda çok önemli. Yorumlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Yine bu ürünle ilgili, yani Wilkinson'un şu modeliyle ilgili aklınıza takılan sorular varsa, şöyle bir şey yapabiliyor mu, böyle bir şey yapabiliyor mu ya da şöyle bir özelliği var mı filan gibisinden sorularınız varsa da bu videonun altında yine benimle paylaşabilirsiniz. Kanala abonesiniz diye tahmin ediyorum ama genelde %4'e %96 oranında bir izleyenlerin %96'sı kanala abone değil ne yazık ki.
Abone olursanız çok sevinirim. Para istemiyorum, pul istemiyorum. Sadece ve sadece abone olmanızı istiyorum. Bu konuda desteklerinizi esirgemezseniz sevinirim. İsterseniz beni Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlardan da takip edebilirsiniz. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.